Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Eşimle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Stoner serisine ve Stoner serisinde kadromu oluşturduktan sonra çok oyunculaştım oyunu. Hanımım da oyuna dahil olacak ve oynamaya başlayacağız. Türkçe yamanın yanı sıra güncelleme atan bir mod ekibi varmış. Ace mod ekibi. Onların modunu da kurduk. Şu an oyunun güncel hallerinden birini oynuyoruz. En son sürüm değilmiş ama benim kurduğum. Haberiniz olsun, beni chatte arkadaşlar uyardı. Türkçe yamayla beraber oynadığımız için gayet keyifli olacaktır diye düşünüyorum efendim. Üfleme sesi oradan değil. Benden geliyordu. Şimdi balık ve deniz ürünlerine karşı özel bir duyarlılığı olan bir adamımız var. Ruh. Ruh, inanç, beden. Tamam, bu savaşçı olacak bu arkadaş. Pesimist. Hep bardağın boş kısmını görür. Pesimist bir adama ihtiyacım var mı bilmiyorum ama şöyle bir görünüşünü random zarlayabilirim. Tek tek uğraşmayacağım. Hanımımı da bekletmemek adına. Bir savaşçımız var. Chat'ten savaşçı olmak isteyen birileri var mı? Sevgili arkadaşlar. Ozan'ı yazmaz sana ayıp edersin bu arada. Ozan değil mi ya? En baba savaşçımız. Jensen yaz ama direkt Ozan yaz. Jensen. Direkt benim zamanı gelmedi. The Hammer. Kendisine çekiş lakabını verdim. Baran'ım, seni beyin takımına yazalım ya da seni diğer savaşçının yanına yazalım. Uykucu. Yusuf'un yazına. Ozan'la ben koyun itiyik abi. Estağfurullah. Bir statları falan mı zarlasak acaba ya? Bir stat zarla. Şöyle inancı ve kalbi yüksek olan bir adam var bana. Bizde kalp var ya. Hadi 4-4. Hatun geldi. Tamam, erkek geldi. 4-4 ve şakacı. Sakallara bak ya Baran'ımın. Baran. The Saver desem, Saver kurtarıcı anlamına geliyor mu? Çünkü Baran'ım dün biz World Warcraft'ı oynarken beni çok çok kurtardı. Baran, The Saver. Kardeşim, sana da bunu verelim. Yağmur aşığı ve yük taşıyabilen bir tane ablamız var. Hyper Boss. The Crafter. Kankam, seni Crafter olarak aldım. Savior. Tamam. Saver değilmiş. Savior. Saver ne demek? The Savior yaz. Kurtarıcı daha güzel olur. Eyvallah. Eyvallah. Haymatlos, sana da karakter gelir tabii ki. Haymatlos'ta da 6 şey var ya. Bu zihin olunca ne oluyor abi? Üretim becerisi. Hocam, seni çiftliğe vereceğim, haberin olsun. Sevgili Haymatlos, herhangi bir sıkıntı yoksa. Haymatlos. The Farmer. Aşkım, son bir kişi kaldı. Kanka, seni böyle kaşlı ve kel biri yapabilir miyim? Tamam, böyle bir farmer olsun bizim agada. Son arkadaş, empatik. Ve güneş batarken yeni başlıyor. Gece baykuşu. Az uyuyacak galiba ya. Bu da şeylerden, denge çarlarından biri. Burak Orlando, iyi yayınlar abim demiş. Teşekkür ederim. Burak, sağ olasın. Evet, tek hatun bizim Hyper Boss bu arada ya. Merhaba Procle, gel. Şirinleri konuşsun aşkım, hayırlı olsun. Hakikaten öyle oldu bu arada ya. Merhaba. Şifacı varsa alırım dedi. Aa, Sarkan'ı mı alalım o zaman ilk böyle köye dahil olana? Merhaba Procle, bir lakap ister misin? Merhaba Procle'cim. Lakabını da yapalım, kadroyu kabul et deyip başlatacağım. Sen onu nasıl eklemezsin? Hayır. Bak, seni eklemedi diyor. Oğlum, hanımım yanında. Hanımım da kendi köyünün agası. Büyücü jobu yok efendim oyunda. Ağacı var. Şifa. Şifacı Sarkan ya. İngilizce düz ne demek? Mera Prokul. The man. Adam. Erkek abi. The man. Dümdüz adam. Tamam. Benim kadrom bu. Let's go. The Simple.
Vallahi adı ben dedim geçtim kanka. Bir adam yani. Tüccar, asker, asil, para tüm problemi çözer. Günlük yiyecek ya. Yemekle başlıyordum ben hep. Du, 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 du. Bebeğim seni nasıl davet edeceğimi hatırlıyor musun? Aşkım ben katılırım sana. Ne barıştım? Tamam. Haritayı zarlayacağım bebeğim. Düzgün bir yer arıyorum. Baharda başlayalım mı yaz yerine? Biraz daha uzun sürsün. Şöyle bak arka, önümüz deniz, arkamız dağ, her yer ağaçlık. Öyle bir yere yerleşen mi bebiş? Aşkım ağacın mümkün mertebe bol olduğu bir yere yerleşelim. Ağaç falan ekeriz ama ilk etapta ağaç güzel oturur. Hayatım her yana ağaç. Yo her yana ağaç değil. Ağacın arasına da yerleşsek ilk etapta keseceğiz ya açarız onu. Bizim onun için yerleşmek daha mantıklı geliyor bana. Hayatım çok güzel bir konum var. Yayın bir yandan açıksa sen de. Ha kenardan bakabilirsin bebeğim. Bak dağın içi ve her yer odun, her yer. Tamam şöyle köşeye bir yeri seçtim. Buraya yerleş. Drop var. Na mümkün. Bir çıtır girmiş. Ya ben eşime niye misafir çocuk gibi davranayım? Aşkım, çok güzel bir yere yerleşmişiz bu arada var ya. Yerleşim yerini seçip seni öyle mi çağırıyordum bebiş? Ben şu köşeyi aldım ya. Hanım da istediği başka bir yere alır. Biz bu oyukta yaşar gideriz yani. Bütün mekanı kendimize göre düzleriz. Şehrin bayrağını şöyle attım öne. Yanlış bir şeye davet ettim galiba. Yok sen beni davet ettin. Aşkım sen beni remote play oynamaya davet etmişsin. Evet, yanlış bir şey işte. Dın 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 dın. Şimdi shift up. Benim bebeğim. Oynamak için davet et benim bebeğimi. Sevgili Mortal çok teşekkür ederim. Ace modunun wikisinde baktım. Yeni meslek, görev, kaynak, silah, eşya dışında oyuna susuzluk da ekliyormuş. Var. Var var var. Var kral. Su var yani. Sıkıntı yok. No problem. Aga. Lan dur. Lan. Oyunu çevirme tuşunu unutmuşum. Ç'ydi galiba değil mi? Yavrum ben yavaştan oyunu ilerletiyorum. Sana davet attım. Topla. Topla ve yeniden dik. Okey. Yani topla ve yeniden dik güzelmiş. Bu nedir? Yem. Bu bölgede doğal kaynak arayı. Ha. Okey. Şu ağaçları keserek işe başlasınlar o halde. Yapıştır. Buraları yeniden ekmem. Buraları kullanacağım zaten. Neden bebeğim? Atarım bebeğim. Hop. Oyuna davet et gözükmüyor. Arım arım eklemişler oyuna ya. Ağaç kütüğü. Artık bu bir ağaç değil. Yeniden büyütmek için alanı boşalt ve biç. Bir X'de ilerletiyorum bebeğim ya yavaş yavaş. Şu kütükler nasıl kaldırılıyor onu anlamadım. Oy. Onlara şey gerekir aşkım. Baltı, demir. Belki de bebeğim. Garip bir kuş gagasından yükselişin resmi mührüyle geldi. Evet. Başkent irtibat kişisi. Ha, kendimize bir görev seçecektik. Resmi yerleşim beyannamesi. Ağaçlardan odun ve mahsuller daha hızlı büyür. Yerleşimiz yerimizin ismi. Güngör City. Benim bebeğim de Menekşe City'yi kurar.
Aynı modu kurduğumuza emin miyiz bebeğim? O 3-4 tane arka arkaya dolaşan değil mi? Hayatım ben sadece bir tane mod kurdum. 3-4 tane arka arkaya kurmadı. Yok yok. Bir tane ilk baştakiler 3-4 tane aga duruyordu. Dur ben sana linkini atayım. Aslında aynı şeyi kurmuşuz muhtemelen. Bak kurduğum mod buydu bebeğim. Aynen ben de. Oyuncu 2 bağlı dedi şu an. Yükselişi aldın değil mi aşkım? Evet bebeğim. Hep bu ayarlarda izleniyorduk sevgili dostum ya. Sen şeyi hatırlıyor olabilirsin. Ana sayfa promosyon dönemini hatırlıyor olabilirsin belki. Evet, ana sayfa promosyon döneminde bayağı bir yoğunduk ama sonradan normalleşiyor. Şimdi nerede bizim The Farmer'ımız? Haymatlos. Meslek değiştir. Farmer. Ben bir tane tarla kuralım kenara. Başımıza iş almayalım. Bu ne? Ticarete genel bakış, kasabanın ticari çekiciliği. O neymiş öyle ya? Bam bam bam. Görev deposu ve stok alanı. Etrafta çok nesne toplamayalım. Adamlarımdan birini de crafter yapayım sayın hocam. Sevgili Hyperboss. Crafter olacak. Çiftçiyi falan sonra ayarlayacağım. Şimdi taşları maçları getirsinler. Sevgili Naimlat hoş geldin. Abi nasılsın? Keyifler yerindedir inşallah. Ev tasarımlarına yeni şeyler eklemişler mi? Ortak uyuma alanı, yemekhane, mini kulübe. Marangoz evi. Şimdi şuraya bir yere bir marangoz evi kursam. Topla ve yeniden dik muhabbeti falan var. İlk başta şey yapmadım aşkım ya. Direkt dedim ki lan yapıştır geç. İnşallah marangozun evini doğru düzgün yerleştirirler. Sen nereye kuruldun benim bebeğim? Ha, karşıya ortaya kuruldun. Gördüm. Dum, dü 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 dum. Last of Us oynamadık abi. Olgun'um hoş geldin. Yeni oyunlar vermişlerdi bana. Bugün onları deniyordum. Onları denedikten sonra hanım dedi işte beraber bir Stone Art serisine başlayalım mı? Dedim olur. Biz Stone Art serisine başladık. Bir iki tane oyun aldım. Onların keyini aldığım için oynamak durumundayım. Hani en azından göstereceğime dair söz verdiğim için. Bizimkinin canı niye az olmuş lan? Aa su falan içiyorlar hakikaten. Bir saniye içme suyu üretimi diye bir şey söz konusu mu peki? Et suyu. İçecekler dut suyu. Mömö sütü. Mömö sütü. Dut şarabı. Ey bu içecek kısmını nasıl halledeceğiz ya? Olgunum hoş geldin. Mömö sütü. Ya. Benim çiftliğimin adı hazır. Menekşe sütü mi aşkım? Üzgünüm bebeğim artık sen de gün görsün. Yem arama. Bu yem arama muhabbeti ne? Bu bölgede doğal kaynak arayın. Yani şu bölgeyi bir doğal kaynak arama bölgesi olarak atayabilir miyim? Aa su kuyusu falan var. Nerede gördün bebeğim su kuyusunu? Aşkım bu hani sandalye yürüyen aşağıya ok var ya. Evet. Oraya basıyorsun su kuyusu çıkıyor.
Aşkım o suyu kuyusunu bir an evvel kurmamız lazım gibi hissediyorum. Tam marangozun kenarına şöyle campfire'ın önüne kuracağım. Birader önceliğinizi buraya verin, kurban olayım. Bir sıkıntı yaşarız yani yoksa. Aşkım bu arada o kalan ağaç kütüklerin altına bir daha topla diyorsun. Oraları da kesiyorlar. Bir kez daha mı aynı toplama seçeneğini şey yapıyorum, işaretliyorum? Ama çok yaşa bebeğim. Kadın sen öğreniyorsun, bana öğretiyorsun. Hızı 2x alayım mı bebiş? Şöyle bir şey yaptım. Arı marı var ya. Arı sokuyor mu? Aşkım bilmiyorum, bizimkilerden birinin canı azalmış. Kuvvetle muhtemel sokuyor. Ya ben birini soktuğunu düşünüyorum. Bir de çok iş yükü verdim. O iş yükünü bir azaltabilirsem agalarda iyi olacak. Şuraya da şöyle en azından minik bir 10'a 10'luk alan yapayım. Allah ne verdiyse her şeyi koysunlar. Depo için ayrı alan yapacağım ya da sandık mandık yapacağım da önce marangoz şeyi lazım. Topla ve yeniden dik deseydik daha iyi değil miydi? Ya ilk başta şuraları inşa için kullanacağım ya Samet'im. Buraları inşa için kullanacağımdan dolayı şey yapmıyorum. Şu kenara bir yere o işlemi yaparız ya. Bebiş depolama alanı yapıyor. Valla şu marangozun bir an evvel kurulması lazım. Hyperboss yeni bir ünvan kazandı. Vay vay vay. Aa, Samet'imi sokmuş arı. Anladım. Dostlar bu arada ben ilk defa oynuyorum bu güncellenmiş halini. Bilginiz olsun, o yüzden yani pek bir fikrim yok konuyla alakalı. Kuyumuz var yeraltı suyunu kullanmak için. Umarım susuzluk yaşamazlar artık yani. 4 erkek vs 1 arı. Biraz öyle oldu. Ya neden ben hanımımla vs atayım? Birlikte köy kurup hikaye modunu tamamlayacağız. Aşkım bizi birbirimize düşürmeye çok meraklılar. Aşkım sen gammonlara at. Kanmam bebeğim. Ben hanımcıyım zaten yani hanım Ezvin. Ama tatlı tatlı yağmur yağıyor. Harika. Ne oldu bebeğim? Biraz fazla mı toplama alanı ayarlamışsın sanki? Yavrum karışmayayım da o kadar işi bu adamlar halledebilecek mi ya? Ya en azından uyuyabilecekleri böyle minik bir yatak yapmak niyetindeydim de minik bir yatak falan yapamıyorum şu anda. Çok teşekkür ederim efendim güzel dilekleriniz için. Ya yengeyle vs yok, hanımımla vs yok. Şundan dolayı World War Z oynuyoruz. Roket atıyor kadın bana ya. Abartma. Gerçekten roket attın aşkım. Ama beni kurtarmak için attı roketi. Bu hayattan. Ham falan kuruluyor. Taverna kuruluyor. Evet dostlar, Güngör City'ye yeni biri katıldı. Bir ünvan isteyen var mı? İsim ve ünvan. Kendisini neyde kullanacağız? 6 beden, 3 ruh. Savaşçılardan biri kendisi. Ustanın kalbi çok çalışmak istiyor ve sincap yoldaşı var. DX The Boss. Aa, patron ha. Hoş geldin DX. Dixit. Pardon, DX değil. Sevgili Dixit. Hanımımla vs attırmaya çalışmazsan mutlu olurum. Mutlu. Bulut geçti bebeğim. Karakter geldikçe ben chat'e dönerim sevgili dostlar. İsim ve beraberinde ünvan verirseniz oynarız. Misal veriyorum, Ajdar The Princess diye şey alabilirsiniz yani seride. Kendinizi görebilirsiniz efendim. Bu şeyin işi bitmedi mi ya?
İşi bitmez çünkü agamlar uyuyor. Şu crafter'ın yeri yapılsın. Yavaştan uyuma alanı yapılır, yemek alanı yapılır. Bebeğim işi biraz çok verdiğini düşünmüyor musun? Aşkım çiftlik kurdun mu? İş çok fazla değil mi? Çiftlik kurmadım. Süs ve meyve veren çalılar yetiştirebilmek için toprak üzerine çiftlik kurun. Şurayı bir ayarlayın da ben de şu köşeleri çiftlik kura kura şey yapayım ya. Şu kısımları. Burayı bir topla bakayım. Yengenin PC nerede? Yanımda. Selam sevgili Juggernaut. Hoş geldin. Ordular ilk hedefimiz karşı köy. Ya değil ulan. Hanım yanımda sevgili dostlar. Bam bam bam. Yazık Samet'im uyuyor kıyamam. Benim köydeki hepsi bayıldı. Betona kıvrıldı uyuyor. Kim ayakta? Dikset çalışıyor. Daha yeni geldi Dikset. O çalışsın. Efendim sevgili Juggernaut ikinci ayında seviliyorsun babuş demiş. Teşekkür ederim. Sevgili Juggernaut sağ olasın. Şimdi buradan ne yapacağız? Farm. Öncelikle Berry Bush Farm'ı. Şöyle. 11'e 11'lik yapılıyor. Tut çalısı. Şöyle 11'e 11 dut çalısı. Şurayı ben düzlerim ya. Buradan merdivenle yukarı çıkar. Kaza kaza aşağı inerim. Şurayla uğraşacağım yani. Çünkü ben simetrik gözükmesini istiyorum. Ay yemek vakti. Yavaş kaç tane kuruyorsun tarlayı? Vallahi sevgili Haymatlos, bir çiftçi 3 tarlaya kadar bakabiliyordu. Bir de kanka kendini şey olarak görme. Yani senin üretim yeteneğin 6. Müthiş verimlisin, anladın mı? Daha doğru bir adam bulunamazdı yani. Hyperboss bulunabilirdi daha doğru adam. Kafası basan adamlardan birini marangoz yaptım, birini farmer yaptım. Bir tane daha kafası basan adam var. The Boss, sevgili Dixit ama onun canı 6. Elemanda can 6 olduğu için onu büyük ihtimalle savaşçı olarak atayacağım. Çünkü 6 can önden tank olarak gitse şey yani çok sağlam. Benim çiftçi opak bira fıçısı istiyor. Bira fıçısı mı? Umarım bulur bebeğim, ne diyeyim? Hayatım biri çatıda mı uyuyor sizden biri? Vay be. I like the movie, movie. Aşkım benimkiler şu an köyde. Benimkiler de kamp ateşinin başında. Allah buluyor işte kenarda kuyu. Benimkiler köyde. Sevgili Matkap, Age of Empires 4'ü oynamayı beceremedim hocam. Yani oynamayı beceremedim derken ana menüden sonra oyuna girdiğinde takılıyor ve oyundan atıyor. GeForce Now'da denemedim şimdi. Yalan yok. Var mı yok mu bilmiyorum GeForce Now'da da. Game Pass'ten kurup kendi bilgisayarımdan oynamayı denediğimde bir sorunla karşılaştım. Bazı oyunlarda o sıkıntı var ne yazık ki. Prison Architect'in UI'yi çok küçük kalıyor. Onu oynayamıyorum. Total War Warhammer 3'ü atıyor. Ne yazık ki Total War Warhammer 3'ü de oynayamıyorum. Darksiders 2 ve bahsetmiş olduğun Age of Empires 4. Bunlar biraz sorunlu yapıda ne yazık ki. Efendim Crusader Kings 3 her sabah saat 11'de Samet Güngör Extra YouTube kanalında. Teşekkür ederim sevgili Matkap. Siyarcım oyun önerilerini genelde oyun aralarında alıyorum ama verebilirsin tabii ki. Eğer arkadaşlarım sesimi duyuyorsa sana müdahale etmeyecektir ama sesimi duymuyorlarsa, mesajını silerlerse kusura bakma, olur mu? Yakacak odunu falan ihtiyaç var bu arada. Normal odunu yakmıyorlar mı gı?
Yakacak odun mu craftlamak gerekiyor? Marangozun üzerine gelen crafter'ın çalışma masalarında bölecek bir loğu var. Orada da şey diyor, günlükleri yakacak odun olarak işlemek yakıt verimliliğini iki katına çıkaracak. Yani yakıt verimliliğini iki katına çıkaracak diyor bebeğim. Yani zorunlu değil yani. Yaparsın ama zorunlu değil. Evet, GeForce'un ama yine özellik geldiğini biliyorum. Evet sevgili dostlar, yeni bir adam daha katıldı aramıza. Aşkım, ay özür dilerim, oyunu durduruyorum. Benimki geliyorsun. Bana da geldi biri. 3-2-1. Evet. Talip olan var mı kendisine? Ne için kullanacağımı şu an için bilmiyorum ama... Yani neye yardım edebilir? 3 zihni var. Belki tarlaya yardım eder. İsim ve ünvanla beraber yazarsanız dostlar kendisini şey yaparız. Kayra, bahsettiğin isimde bir YouTube kanalı var, o yüzden o şekilde yazmam ama Kayra The Lucifer diye yazarım. Ozan sen savaşçısın bu arada. Ozan savaşçı ya, Ozan The Hammer. Bunların büyümesi uzun sürecek galiba ya. Kesinlikle birini tarlaya vermem lazım. İyi yaptın bebeğim. Ha, onu sen de kontrol edebiliyorsun yavrum. Otlak güvenilir sağlık malzemesi kaynağı için. Şalgam çok kısa sürede büyür, doyurucu bir sebzedir. Tamam. Şalgam var. Her hava şartında büyüyor bu galiba. Kesinlikle çiftliğe vereceğim. Şalgam. Havuç. Otlak. Şimdi çiftçi yapabilmek için benim ne yapmam lazım? Bir tane daha çiftçi çapası. Bunları yapamama sebebin nedir acaba? Yani mobilya falan. Yapmayı bilmiyor oluşundan kaynaklı olabilir. Bunları yapmama sebebin ne? Çünkü yapmayı bilmiyorum. Seviye 2 olması lazım. Seviye 2 olması için de ona biraz amelelik yaptırmam lazım. Bunları yapmayı öğrenemedi galiba. Şu an marangoz şeyini bitiremedim ya bebeğim. Üretim şartlarını karşılamıyor. Sana ne yaptıracağız da bu iş olacak ya? Bir 4-5 tane odun istifi yaptırayım bebeğim. Hayatım şimdi ev yaptırdığım zaman hani gene aynı şekilde sıkıntı olacağı için yapamıyor çünkü. Oyun geliştirilmiyor ama official ekip geliştirebiliyor. Dın 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 dın. Oyunun Türkçesi Steam Atölyesi'nde var dostlar, yama olarak. Steam Atölyesi'nden kurabiliyorsunuz oyunun Türkçe yamasını. Bir tur şöyle kaynak toplatayım, ne olur ne olmaz şimdi. Yemek yetmez etmez. Bebeğim kasmadan, donmadan, düşmeden oynamak ne kadar güzel ya. Şimdi biz bu son gelen Kayra'yı yanına farmer olarak... R'ye basacağım bebeğim. Kim dalıyor sana? Benim de savaşçım yok. R'ye basacağım. Tovuna gelirlerse vuracaklar kafasına. Oha, sana çok fena adam saldırmış. O ne? Adamlarının canı çok düşük mü? Aşkım, ben korktum ve hemen silah basacağım, kılıç. Basamıyorum bebeğim. Bil bakalım kim? Bil bakalım kim kılıç yapmayı bilmiyor. Süpersin bebeğim.
Tam R'ye basıp dağıtabilirsin adamlarını. İyi atlattın. İyi atlattın hatun. Ben olmadı hızlıca askeri basmaya çalışayım. Hemen bebeğim. Şu var olanları bir sileyim de hatun. Vak vak ürkütenler köyü. Aa çok iyi seviyorum. Hatırlıyorsun değil mi hayatım? Geçme Namık Kemal Köprüsü'nden ürkütürsün vak vakları. Çam diktim. Çam diktim. Oyun kaç kişiye kadar oynanabiliyor? 4 falan da orada. 8 gibi gördüm yani. Biz iki kişi, ya iki kişilik açtım sadece sonucuyu, başka kimse gelmez diye. 8 gibi gördüm. Hadi Hyper Boss'um, seviye alman lazım yiğidim. Aşkım bak ben ev yaptırdım, benimki şu anda kaç seviye biliyor musun? 2 seviye ise benimki de 2 seviye güzelim. 3. 3 mü olmuş ki? Maşallah. Evet, Yama Steam Atölyesi'nde mevcut efendim. Hanıma yardıma gidemezdik çünkü komut verebileceğim bir asker yok. Komut verebileceğim asker olmadan hanıma nasıl yardıma gidem? Ama şimdi iki tane adam yapıp hanıma yardıma gidebilirim. Ama iki adam yaparsam bu işin sıkıntısı şu olur. Bizim işler biraz aksayabilir. Köye bir kişi daha gelirse iki adam yaparım. Hangimize fight gelirse iki adam koşturur oraya böyle VS'ye. Benim kız çok iyi yatardan orada dolaşıyor baksana. O eline kılıcı almış cimcime. Yunus Emre ben ablamın köyünden biri olabilir miyim diyor. Ne vereyim abime? Ne vereceksin bana? Şimdi Yunus Emre'ye vasıfsızlardan birini gak geç. Yemek olması lazım değil mi köyde? Evet dostlar, yeni biri geldi köye. 6 zihin. Ha, crafterlardan biri geldi. İsim ve ünvan dostlar, katılmak isteyen arkadaşlar. Hoş geldiniz efendim, merhabalar. 7 Days bitmedi. Her gün sabah saat 10'da. Ben Siyer'cim, lakabın ne? Siyer. Lakabın ne? Siyer'di Siyer mi? Olgundu götten. Olgundu dolgun. Direkt yaz. Olmaz. Bizim köyde lakapla. The Walker, yürüyen. Uçana kaçana mı kral? Ay 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 ay. Burada sürekli yemek pişiyor mu? Ağlıyorlar chat'in tepesinde. Neyi paylaşamadık? Evin çatısında ağlıyor mu aşkım seninkiler? Kafa kafaya vermiş ağlıyor. Hayatım senin şeyde... Senin savaşçı da depresyonda gibi. Az önce böyle boynu bükükler diye dolanıyordu ortalıkta. Hayatım bütün fightlar sana geliyor garip bir şekilde. Anlam verebilmiş değilim. Senin meslek ne? Kayra, seni çiftçiliğe verdim. Herkes katılabiliyor mu? Tabii canım. Tabii abi, yani geldiği zaman chat'te kimi görürsem yazıyorum adını. Kim dahil olmak isterse. Bütün arkadaşlar sadece isimlerini yazdı yani. Adam geldikçe bakıyorum, chat ediyorum. Var mı katılmak isteyen, var mı gelmek isteyen.
Bütün hepsi chatte. İster istediği lakabı veriyor. Senin zihin çok fazla siyar. Yani seni şeyde kullanacağız. Crafting işlerinin birinde kullanacağız. Bana neden fazla geliyorlar biliyor musun? Benim tipimde tavşan heykeli var. Tavşan heykelinin şeyi değil miydi ya? Tonguç Timurlenk the Deus. Tamamdır abi. Tavşan heykelinin olayı hikaye değil miydi yavrum ya? Anlamanın tek bir yolu var diye kalıyormuşum. Yık. Ya ben yıktıydım serilerin birinde ya. Şimdi burnumu sileceğim, ganayacak diye çekiniyorum, o yüzden... Uvu. Beni demirci yap. Ozan seni demirci yapamam. Seni demirci yapamam kral. Bak sen... Şeysin, 5 canın var, 6 ruhun var. Yani savaştan da kaçman, canın da fazla. Ben seni ön cephelerde kullanmak zorundayım. Bir kılıç üret artık Allah rızası için. Şunu yapma da kılıcı bas. İşte ben sana dediğim zaman da ev yap diye. Bak benim evler bitti. Yapacağım aşkım. Kaçmıyorum ki. Ruh, beden ve zihin karakterlerin doğuştan gelen özellikleridir. Gelişemez ya da alçalamaz. O karakterin özelliklerinden biri. Misal veriyorum, siyar. Siyar'ın özelliği neymiş? Siyar sosyal biriymiş. İletişim kurmayı severmiş. Aynı zamanda siyar bir adammış. Savaşmaktan kaçmayı asla düşünmezmiş. Ama bir canı var. Yani bu ne demek biliyor musun? Siyar'ı savaşçı yaparsan gider ve ölür. Ve neymiş? Siyar soğukkanlı günleri severmiş. Karakteristik özellikleri bunlar. Ama işte bu karakteristik özelliklerin yanı sıra sosyal, cesur ve kışı seven biri ve çok zeki, sağlığı düşük ve cesaret, irade ve merhameti orta. Anladın? Onlar şey değil yani, azalıp şey yapabilen bir şey değil. Braum. Vallahi Ceyhun'um öne giderse tek yiyor işte. Ön saftan giderse onu kesinlikle savaş alanına koymamamız gerekiyor. Savaş alanından bir yere koyarsak cortluyor. İlk savaşçımızı atayalım o zaman kılıç yapılmışsa. Yok aşkım nerede? Ozan'a bir kılıç verem de. Galkan. Bir kılıç. Bir kalkan daha. Haymatlos Farm'da seviye 2 oldu. Ex kasmak için şey. Kumaş lazım. Daha kumaş falan ekecek zamana gelmedik. Dur. Turplar falan toplandı. Ocakta yemek yapılıyor. Ya ben o evi basmalıyım bu arada ya. İki kişilik krevi, ortak uyuma alanı, yemekhane. İstilacılar belirdi. Bana daş golemler geliyor. Bir tane savaşçı bastım da aşkım keser herhalde ya. Ozan sağlam, kalkan da verdim Ozan'a. Sen marangozdan kalkan bastın mı bebeğim? Harikasın. Alarmlık bir şey yok ya, bunları döver. Aa yavrum bana yardıma geliyor. Siyarcığım sen savaşçı değilsin. Yaratık geldiğinde vurmuyorsun. Sıkıntı yok yani. Hiçbirinizi öldürtmem dostlar. Kolay kolay. Hiçbirinizi öldürtmem yani, merak etmeyin. Dixed'ı mı versem yanına? Ozan'ın yanına bananı mı versem ya? Baran'ımda ne var? Şakacı. Baran Joker kart gibi her yere olur. Dixed'ı vereceğim ya. Sıkıntı yok bebeğim. Evet, yemek ve net değerim düşük olduğu için bir bok alamadım. Hah, nihayet la seviye aldı ya Grafter.
Seviye aldı, şunlara bassın bitsin de artık ev yapmaya başlayak ya. En fazla can kimde? 6 beden olan adamda vardır en fazla can. En fazla can olan adam Dixit. Dixit the boss. Evet dostlar, bu arada şöyle yapalım. Daha adamların uyuyacak yerleri yok. Abav. Şöyle yapalım efendim. Kıymetli vaktini ayırıp eşlik eden herkese teşekkürler. Gelecek bölümlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Esenlikle kalın. Bye bye.